95'inde uçakla sağlandığı Antalya'da bizim için ufak bir tehlike kapımıza geliyor diyebiliriz. Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu bu cümleyle uyardı. Yavaş yavaş tur operatörlerinden duymaya başladık. Uçuşların özellikle 4 saatin üzerindeki uçuşların çok ciddi anlamda karbon salınımından dolayı biraz sekteye vuracağı kısa vadede olsa konuşulmaya başladı. Özellikle bu konuda Avrupa Birliği üyelerinin imzalamış olduğu yeşil protokolü çok önemsiyorum. Avrupa Birliği üyesi ülkeler kendi içlerinde bir turizm hareketine gerçekten daha sıcak bakacaklar. Uçuşların olmadığı, karbon emisyonun daha minimum seviyede olduğu bir uçuş programı yapacaklar. Bu anlama bakıldığında yani herhalde turizmin %95'ini uçakla sağlandığı Antalya'da bizim için ufak bir tehlike kapımıza geliyor diyebiliriz. Bunun için de bu sürdürülebilir turizm konusunu çok önemsiyorum. Sürdürülebilir turizm çalışmalarını önemsediklerini dile getiren Kavaloğlu, bunun için belediyeler, kamusal irade ve özel sektör işbirliğinde adımların atılması gerektiğini kaydetti. AKTOP Başkanı, Yeşil Turizm Sertifika Programı kapsamında 1118 otelin birinci aşama belgeyi aldığını, 197 otelin de üçüncü aşamayı tamamladığını bildirdi. Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy'un sektörümüzün içerisinden gelmesinden dolayı bu anlaşmayı çok hızlı bir şekilde yürürlüğe koydu. Ve Yeşil Turizm Sertifikası programından sonra bu program bizi özellikle rakibimiz olan ülkelerde kıyasla ön plana çıkardı. AKTOP Başkanı Kavaloğlu, dünya turizm verilerini de paylaştı. Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Akdeniz ülkelerinde ciddi bir toparlanma olduğunu kaydeden Kavaloğlu, Avrupa'nın pandemi öncesi seviyelere 2025 yılında ulaşabileceğini söylediğini belirtti. 2023'lerin dönük senaryolarına göre küresel ekonomik yavaşlamanın boyutuna bağlı olarak uluslararası turist gelişleri bu yıl pandemi öncesi seviyelerin %80 ile %95'e ulaşabilecek gibi gözüküyor. Sanki ufak bir toparlama var gibi ama bu toparlamanın yani yine 2022'de 900 milyondan fazla insan seyahat etti. Ama 2021'e göre tabii ciddi anlamda bir artış var ama 2019 rakamlarında hala daha içeride bir %37 gerilim var. Avrupa'da 2022'ye göre bir toparlanma var. Özellikle bizim içimizde bulunduğumuz Akdeniz ülkeleri ciddi anlamda bir toparlanma seviyesine girdi. Ama burada 2019 seviyesini geçen tek bir destinasyon var, o da Orta Doğu. Avrupa tüm anlamıyla bakıldığında ancak pandemi öncesi seviyelerine 2025 yılında ulaşabileceğini söylüyor. AKTOP Başkanı, Antalya turizminde Almanya pazarının ilk 4 ayda 2019 rakamlarının üzerine çıktığını belirtti. Almanya 4 ay içinde baktığımızda 2019 seviyesini de üzerine çıktı. Rusya 2019 seviyesini yakalamaktan bir parça uzaktı ama açıkçası geçen seneye göre turizm hareketi çok zayıf gittiği için geçen seneye göre çok ciddi anlamda bir artış var gibi gözüküyor. İleri Hollanda, Polonya ve uzun zamandır kapasitesini hızla arttıramayan bir İsrail pazarı şu anda Antalya'nın gündeminde.